Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Anadolu İlahiyat Akademisi'nin değerli yetkilileri, muhterem davetliler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşımız, özgürsünüzümüz okurken Dini Sevçak Kurulu üyeliğinin devam ettiğini söyledi ama henüz onu yani taze tamamlamış olduk, bitirdi bu görev. Artık başka arkadaşlarımız yürütecekler, onu düzelteyim. Efendim şimdi tabii böyle önemli bir konu tevdi ettiler. Tunceli Bey bize bundan bahsetti. Ben başka konular olabilir falan dedim ama tabii bu önemli gördüğü için aslında çok hakikaten kendisi de giriş açık konuşmasında önemini işaret etti haklı olarak. Son derece önemli bir konu. Biz de tabii Peygamberimizin hadisleriyle, sünnetiyle uğraştığımız için yani olumsuz manada uğraşmıyoruz yani, o yanlış anlaşılmasın. Orası da kavga etmiyoruz yani. Bundan bahsedebiliriz diye düşündük. Tabii çoğu bildiğiniz şeyler mutlaka ama burada da bir hatırlatma babında fezekir feyne zikraten formu minin ayeti duyarınca biz de zaman zaman böyle hatırlatmalarda bulunuyoruz. Şimdi tabii İslam ahlakının oluşmasında Hazreti Peygamber'in rolü son derece önemli. Kur'an tabii başta olmak üzere bunu Kur'an'la birlikte işlemek lazım aslında. Güzel ahlak diyoruz, husnul huluk. Efendim, bu ilahi dinlerin aslında ortak amacı. Yani ilahi din, ilahi dinin diyelim. Yani biz İslam'ı, diğer dinleri de muharref de olsa menşe itibariyle tek dinden bahsediyoruz inancımız bakımından. Bütün peygamberlerin getirdiği dinin ortak amacı güzel ahlakı gerçekleştirmek. İşte Hazreti Musa'ya gelen 10 emirde neler var? Bakarsanız çalmayacaksın, cinayet etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, iftira etmeyeceksin gibi. Yani buna benzer temel ilkelerin hemen hemen tamamı aşağı yukarı ahlakla, güzel ahlakla ilgili. Evet, bütün peygamberlerin tebliğinde bu var. İslam dininin nihai gayesi de insanı güzel ahlak sahibi yapmak. Biraz önce Tuncel Bey de bahsettiler. Ayetlerin çoğunda sonunda işte لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ yani umulur ki takva sahibi olursunuz veya takva sahibi olmanız için bunlar Allah size öğütlüyor, emrediyor. İbadetlerin gayesinde de bunu görüyoruz. İnne salate tenha anil fahşâ vel münker. Sürekli bunu okuyoruz değil mi? Ya namaz insanı kötülüklerden, fuhşiyattan, münkerattan alıkoyar. Demek ki ibadet, en başlanan, ibadetin en önde geleni, göze çarpanı namaz için bu söylendiğine göre diğerleri de aynı şekilde. Eğer namazımızı kıldığımız halde, 5 vakit namaza devam ettiğimiz halde, işte alnı secdeden kalkmayan insanlardan bahsediyoruz zaman zaman. Eğer toplumsal hayatta, kendi aile hayatımızdan başlayarak, insanlar arası ilişkilerimizde, münasebetlerimizde, İslam'ın arzu ettiği diğer ahlaki umdeleri, ilkeleri yaşamıyorsak, Yunus Emre'nin dediği gibi, o kıldığın namaz değil, diyor değil mi? Bir kez gönül yıktın ise, o kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil, demiş. Hakikaten ahlak nihai bir şey. Yani bu insanlar, dinler niçin var? Din niçin var? Allah din niçin gönderiyor insanlara? İyi insan olalım diye. Başka bir şey yok bunun. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine inanılmaya, yani kendisinin bir yaratıcı, tek yaratıcı olduğunu insanların efendim bilmesine bir ihtiyacı mı var diye düşünürsek herhalde yok. Evet, vurgu, tevhid inancına vurgu çok önemli. Çünkü insanlar bu konuda büyük yanlış içindeler. Tevhid inancına vurgu var. Kendisini tanımamız, nasıl bir yaratıcı olduğunu bilmemiz konusunda. Ama ondan sonra bizim için, ondan sonraki her şey bizim için.
Yani ibadetleri de bizim için, efendim diğer şeyler de, hepsi bizim iyi insan olmamız için. Dinler bunun için var. Yoksa birbirimize kavga etmemiz, birbirimizi tekfir etmemiz, efendim birbirimizi öldürmemiz için değil. Efendim birbirimize haklı haksız kavgası yapmak için değil. Ne kadar iyi insan olabiliriz bu dine mensup olmakla, onun kurallarını uygulamakla. Eğer bu bizi bize bunu sağlamıyorsa, ahlakı veremiyorsa veya inandığımız din belki vermek istiyor, veriyor da biz bunu alamıyorsak, burada bir sıkıntı var demektir. O zaman din kavgası yapmanın bir anlamı yok. Dindar olmak için uğraşmanın bir anlamı yok. Yani senin dinin haklı, benimki şey, bu ben, sen doğru yoldasın, ben yanlış, bunun bir anlamı yok yani. Bir iyi insan olamayacaksak, yani insanlar içerisinde ya bu adam iyidir, kimseye zararı olmaz, iyi ahlaklıdır, güzeldir, dürüsttür, emindir efendim denmeyecekse bize, yani dindar olmamızın falan ne anlamı var yani, bunu düşünmemiz lazım. Evet. Çok sayıda ayet var biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ahlaki nitelikleri atıfta bulunan. Çok sayıda ayet var. Birkaç tanesini okuyarak olmazsa esas konumuza geçelim. Men amile salihan fe li nefsihi ve men esa'e fe aleyha. Fema rabbuke bi zallamin lil abid. Kim ameli salih işlerse, güzel iş yaparsa kendi için. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Rabbim zulmedici değildir katiyen kullarına. Evet. İn ahsentum ahsentum li enfusikum ve in esetum feleha. Yani iyilik yaparsanız kendiniz için yapmış olursunuz. Allah'a bir şey kazandıramayız. Kendimiz için. Ve in esetum feleha. Kötülük de size ait. Sizin için. Size zarar var. Ve la testevil hasenetu ve lesseyye. İyilikle kötülük bir değildir diyor Allah. Evet, idfa' billeti ahsen. Feizellezi beyneke ve beynehu adavetun keennehu veliyun hamim. Şimdi bakın ne kadar böyle somut bir ölçü veriyor. İyilikle kötülük bir değil. Bir kere idfa' billeti ahsen. Kötülüğü en güzel şekilde def et, sal. Bazıları şöyle demişler. Kötülüğü iyilikle karşıla. En güzel şekilde karşıla. İyilikle olsun karşılığı. Feizellezi öyle yaparsan beyneke ve beynehu adavetun, sileninle karşıda hasmın arasındaki düşmanlık olan kimse arasındaki o düşmanlık ortadan kalkar ve keennehu veliyyun hamim, adeta samimi candan bir dost olursun diyor. Şimdi kendi toplumsal hayatımızdan örnek versek buna. Bizde de atasözü haline gelmiş ya, İyiliğe iyilik her kişinin harcı, kötülüğe iyilik her kişinin harcı. Nasıl olabilir? Yani diyelim ki bir kötülük gördük, karşılığında aynı kötülükle mukabelede bulunduk. Tabii hakkımızı aramak, kendimizi savunmak anlamda değil bu. Yani bir kötülükle karşılaştık ama bunu telafi etmek istiyoruz. Acaba kötülükle mi mukabele etmeliyiz? Yoksa ayette olduğu gibi en iyi şekilde ondan kurtulup belki ona karşı onu utandıracak bir iyilikle mukabele etmeliyiz. Eğer kötülüğe kötülükle mukabele edersek aynı seviyede olmuş oluruz o karşımızdakiyle. Aynı düzlemde oluruz ve o ne kadar kötüyse biz de o kadar kötü olmuş oluruz. Onun için mesela şunu örnek veriyorum bazen ben. Diyelim ki ülkemizin bir bölümünde, şimdi azaldı Allah'a şükür, kan davası diye bir şey vardı değil mi? Kan davası. Ne oluyor? Birisi bir şekilde bir aileden birisini öldürüyor. Sebebi ne olursa olsun. Ama işte o ailede ona karşı birisini öldürmeyi kendisine görev biliyor. Yani bir gelenek olarak bunu kabul ediyor. Bir şeref meselesi kabul ediyor. Haklı haksız veyahut da o öldüren dışında zaten, öldüren içeride oluyor, hapiste oluyor ama başka bir aileden bir masum birisini öldürüyor. Kanını almış oluyor. Sonra o ona mukabele ediyor, o ona mukabele ediyor. Ne oluyor? Kötülüğe, kötülükle mukabele ede kötülük sürekli devam ediyor ve artıyor, belki düşmanlıklar büyüyor. Peki birisi düşünse, bir aile fertleri desek ya bu nereye kadar gidecek?
Tamam, onlar başlattı, onlar bizden birini öldürdü, biz de cevap verdik, onlar cevap verdi. Ama bu nereye kadar gidecek? Buna bir son verelim diye düşünseler, otursalar. Ve deseler ki, tamam biz buna karşılık bir şey yapmayacağız. Madem öldürdü, cezasını bu dünyada mahkemelerde versin, öbür dünyada mahkeme-i kübrada oradaki cezasını orada görsün. Allah'a havale etseler. Bu işi bıraksalar ne olur? O iş burada bitmiş olur. Değil mi? Yani karşılığında öldürülmeyince karşı tarafta herhalde ona karşı bir mukabilede artık bulunmaz. Bitmiş olur o iş. Yani işin tabiatı gereği. Yani işte burada kötülüğe karşı yapılan bir iyi mukabelenin neticesi hemen o anda görülüyor ve belki senelerce devam eden bir olumsuz gelenek o anda son bulmuş oluyor. Evet, ayet-i kerimelerde çok var. Yani innel hasenat yüzibne seyyiat. Cenab-ı Hak bize şey de veriyor bazen böyle reçeteler de veriyor. Yani hazır. Bir yanlışlık mı yaptın? İnnel hasenat yüzibne seyyiat. Yani iyilik yap da onu silsin diyor yani. Artı eksi götürsün. Yani bunu bize öğretiyor. Yaptıysan bir yanlışlık hemen akabinde bir iyilik yap ki onu ortadan kaldırsın. Evet. Ve yedravune bil haseneti seyye. Evet. İyiliği, kötülüğü iyilikle savan insanları, iyilikle, kötülüğü iyilikle savan insanları Cenab-ı Hak övüyor Kur'an-ı Kerim'de. Men ca'a bil haseneti felehu hayrun minha ve hum min feza' yemeyizin aminu. Kim bir iyilikle, güzellikle gelirse onun ondan daha iyi bir karşılığını bulacak ahirette. Ve o günün korkusundan da o kimseler emin olacaklar. Evet. Bunlar çoğaltılabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet var buna vurgu yapan. Yani biz hep mahkeme ayetlerine mi yoğunlaşıyoruz veya kıssalara mı yoğunlaşıyoruz? Ama bunların hepsinden daha belki önem arz eden veya hepsinin semeresini bize gösterecek olan o ahlaki umdeleri öğreten ayetleri ön plana çıkartmamız lazım. Şimdi mesela ben bir ara böyle bir Kur'an-ı Kerim'in bize tavsiye ettiği veyahut da saydığı güzellikler ve sakınmamızı istediği kötülüklerle ilgili bir şey yapmıştım. Sıralama, yani hepsi değil belki ama burada topladım ben hızlı bir şekilde okursam. Mesela burada Kur'an-ı Kerim'de sosyal davranış kuralları demişim. Yani ahlakla ilgili hepsi de güzel ahlak, güzel davranma. Adaletli davranmak, affetmek, ahde vefa, alçak gönüllülük, ana babaya itaat, birlik, beraberlik, kardeşlik, borç vermek, cömertlik, bunlar hep ahlakla ilgili. Doğru sözlülük hem amel, aynı zamanda ahlakı da beraberinde taşıyor. Emanet-i riayet, hayat hakkına saygı, hayra davet, hayırda yarış, hüküm ve şahitlikle tarafsızlık ve doğruluk, iffetli olmak, iyi söz, doğru söz olmak, karşılık beklemeden iyilik yapmak, kadın haklarına saygı, mali yardımlaşma, merhamet, müsamaha, sabır ve sebat, sözünde durmak, yetime yardım etmek, akraba hakkını gözetmek, zekat, istişare, iyiliği, tavsiye, kötülüklerden sakındırmak ki daha da devamı bulunabilir. Bunlar örnek olarak alınmış. Şimdi mesela yasakladıklarına bakalım. İşte kasten adam öldürmekten başlıyor, bozgunculuk yapmak, cimrilik, kıskançlık, kibir, kin, riya, öfke, şehvete uymak, tecessüs, yani gizlilikleri, mahremiyetleri araştırmak, zulüm, yetim hakkı yemek, servet ve menfaat hırsı, kumar, kötü zan, haset, emanet, ihanet, insanları çekiştirmek, içki, zina, zina iftirası, israf, lakap takmak, sövmek, şahitliği gizlemek, yalancı cihatlik yapmak, mülkiyete tecavüz, hırsızlık, fitne, intihar, faiz, savaştan kaçmak, münafıklık, falcılık, büyücülük, sihirbazlık, rüşvet, başa kalkmak, başkasının elindekine göz dikmek mesela. Yani bunlar daha da belki bunlara ilave edilebilecek şeylerle amel, ahlak iç içe. Öyle ameller yapacağız ki iyi insan olacağız. Öyle kötü şeylerden kaçınacağız ki yine iyi insan olacağız. Sonuç iyi insan olmak, iyi ahlak sahibi olmak. Şimdi ben isterseniz sevgili peygamberimize geçelim bu konuda. Yani Kur'an-ı Kerim bir kere peygamberimizin hepimizin önündeki rehber, başta Peygamber Efendimiz. O Kur'an'da ne varsa hayatında onu ortaya koymuş, uygulamış ve tavsiye etmiş.
Bir kere şunu ifade etmeniz lazım. Kur'an-ı Kerim peygamberimizi nasıl tanıtıyor bize? Birçok ayetler var anlatan, tanıtan da. Fakat mesela ben şu dikkatimi çekiyor. Peygamber Efendimizin hiç fiziki özelliklerinden bahsetmez Kur'an-ı Kerim. Boyundan, posundan, giyiminden, kuşamından, yediğinden, içtiğinden, hoşlandığı şeylerden vesaire veya hoşlanmadığı şeylerden. Hiç bahsetmez Kur'an-ı Kerim. Niye bahsetmez acaba? Bizim çok önem verdiğimiz, daha sonra özel kitaplar yazdığımız şemailiyle, fiziki efendim yapısıyla ilgili, yani merak ettiğimiz için, belki sevdiğimiz için doğal karşılanabilir ama o kadar çok merak ettiğimiz konularda Kur'an-ı Kerim kendisine o kitabı indirilen peygamberi yani hiç o konulara girmez. Çünkü örnek alınacak bir yön yok oralarda. Yani peygamberimizin şahsi yani şeyle, fiziki, fizyolojik kimliğiyle, kişiliğiyle, efendim onun yediğiyle, içtiğiyle, efendim giydiğiyle bizim örnek alacağımız bir mesaj orada yok. Yetim olduğuna işaret edilir. Değil mi? Elem yecid yetimen feava. Yetimliğinden bahsedilir. Ama Kur'an-ı Kerim peygamberimizin başka özelliklerinden bahsediyor. Mesela ve inneke la ala hulukin azim diyor bir kere. Peygamber Efendimizin ahlakına doğrudan bir atıf var ve o yüce bir ahlak, yaratılış, ahlak üzere. Yaratılıştan ziyade ahlak diye orada düşünmek lazım. Olduğunu, güzel olduğunu söylüyor. Ve biraz önce hocamızın okuduğu ayet kerimede de onda güzel bir örnek olduğunu, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ olduğu, güzel bir numune, model olduğu da bize bildiriliyor. Cenab-ı Hak müminlere Hz. Muhammed'e inanıp itaat etmelerini ve onu örnek almalarını emrederken itaat konusunda peygamberlik misyonuna örnek gösterirken de ahlaki meziyetlerine dikkat çekiyor. İşte peygamberimizin Kur'an'da bahsedilen sınırlı sayıdaki özelliklerinden bahsedilirken bunlar var. Ne var mesela? Örneğin onun yüce bir ahlak sahibi olduğu, müminlere karşı şefkatli ve merhametli olduğu, utangaç olduğu, nazik ve yumuşak kalpli olduğu, cesaretinden, azminden bahseden ayetler var. Bunlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Yani onun örnek almaya elverişli olan özelliklerinden bahsetmiş. Ve hepsinden önemlisi de biraz önce okuduğum ayet-i kerimeyle onun yüce ahlakına işaret etmiş ve örnek alınmasını da bize emretmiş, tavsiye etmiş. O halde biz burada Peygamber Efendimizin bu güzel ahlakla ilgili neler var? Mesela burada sıralamıştım Kur'an-ı Kerim'den ama burada da belli başlı bazı başlıklar altında isterseniz örnekler verelim ki hadis mecmualarında çok sayıda örneğine rastlayabiliriz ama bazen Güncel Bey'in haklı olarak söylediği gibi biz hadisle ilgili rivayetlerde başka şeylere biraz daha ağırlık veriyoruz. Belki bunları gözden kaçırıyoruz. Veya da bunlar hocalarımız tarafından, vaizlerimiz tarafından çok okunuyor kürsülerde, vaazlarda, sohbetlerde. Belki çok fazla kullanılıyor ama hayata geçirilmediği için de adeta yalama olma noktasına geliyor. Yani Peygamberimizi anlatıyoruz, bizde bir etkisi yok, bizde bir karşılığı yok. İnsan bundan hakikaten endişe ediyor. Yani niye bir ahlak erozyonu var, bir ahlak zaafı var toplumda? Müslüman bir toplumdayız. Ben bir örnek vereyim mesela. Sözünde durmak. Bu şeylerden bir tanesi o. Biliyorsunuz sözünde durmamak hadise göre münafıklık alameti. Münafığın 3 tane alametinden bahsediyor. Yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak ve emanete riayet etmemek, ihanet etmek. Suudi Arabistan'da işte bir ara bulmuştum. Orada birisi anlattı bana. Dedi ki buradaki Araplar
yani iş adamları, yabancılarla alışveriş yapan, onlarla ticaret yapan zengin iş adamları, onlarla bir sözleşme yaptıklarında, diyelim ki işte bir şey yapıyor, ihracat, ithalat vesaire, karşıdaki gayrimüslim, gayrimüslimler tabii söz konusu, onlarla bir işbirliği, alışveriş yaparken inşallah dedikleri zaman hemen itiraz ediyorlarmış. İngiliz, Amerikalı vesaire. Ne diyormuş? Aman inşallahla olmaz. Sakın inşallahla olmasın. Kesin olsun diyorlarmış. Çünkü inşallahına nasıl kullanmış? O kardeşlerimiz atlatma ifadesi olarak kullanmış. Yarın inşallah diyor, bukura inşallah. Arkası gelmiyor. Bukura, bukura, bukura bitmiyor. İnşallah der demez tepki gösteriyorlarmış. Sakın inşallah olmasın. Kesin olsun. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bize ayette ne diyor? وَلَا تَبُولَنَا لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٍ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Peygamberimize uyarıyor Cenab-ı Peygamber. Diyor ki, yarın bir şeyi mutlaka yapacağım deme. Allah dilerse yapacağım de. İnşallah bunun için kullanılıyor. Yani ne demek bu? Yani her şey senin elinde değil. Söz verirsin de yarına çıkmayabilirsin. Değil mi? Çok ciddi bir rahatsızlık geçirebilirsin. Başına bir kaza gelebilir. Her şey senin elinde değil. Yani mutlaka yapacağım dediğin zaman istisna bırakmıyorsun. Allah diyor ki inşallah de diyor. İstisnası olsun yani. Allah dilerse. Onun için var. Yoksa kendi ihmalimi, kusurumu veyahut da atlatma gerekçemi Allah'a havale etmek için değil inşallah. İşte onu öyle kullandıkları için adamlar bunun farkına varmışlar. Yani biz ilahi bir şeyi, bize öğretiyi, Peygamberimiz yolunda bize öğretilen bir şeyi istismar etmişiz ve tersine çevirmişiz. İnşallah dediğimiz anda demek ki burada bir suistimal var. Sözünde durmayacak bu adam diyor. Evet, işte ahlaki açıdan hayatımızda bunları gerçekleştiremediğimiz veyahut da bize normal gibi görünen bir takım şeyler doğrudan doğruya işte dinle ilgili, ahlakla ilgili Cenab-ı Hakk'ın bize efendim peygamberi vasıtasıyla gönderdiği dinle ilgili, öğretiyle ilgili. Bunu biz hayatımızı uygulamadıktan sonra Müslümanlığımızın neresindeyiz, ne kadar Müslümanız, neyiz? Bunun üzerinde durmamız lazım. Evet. Şimdi bir hadis-i şeriflerinde bu işbül ütemmime mekârimel ahlak ifadesi geçiyor. İnnemâ bu işbül ütemmime mekârimel ahlak. Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildiğim. Ben şöyle anlıyorum bunu. اَلَّمْ اَكْمَتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَكُمْ نِعْمَةِ ayeti var ya, orada ne diyor? Bugün size dininizi tamamladım. Nimetimi itmam ettim. Ve din olarak da İslam'dan razı oldum ayet-i kerimesinde. Nasıl ki son peygamber, daha önce gelen peygamberlerin Allah'ın onlara tebliğ etmek üzere vermiş olduğu öğretiyi son peygamber tamamlamış oluyor. Yani son peygamber o dini ikmal etmiş oluyor. Artık peygamber gelmeyecek, o din tamamlanıyor. Aynı şekilde daha önceki peygamberlerin getirmiş olduğu ahlaki ilkeler, ahlaki güzellikler ve ahlak umdeleri de peygamberimiz tarafından tamamlanmış oluyor. Yani ben de diyor onların getirdiği dini ve ahlaki işi tamamladım. Yani ahlak dediğimiz şey işte Kur'an'da olandır. Benim size efendim tavsiye ettiklerim ve gösterdiklerimdir, yaptıklarımdır. İyi evrensel değerlerdir dolayısıyla. Yani onu da tamamlamış olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Bunun dışında başka hadisler var biliyorsunuz. اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِنَ اِمَانًا اَحْسَلُهُمْ خُلُقًا İman bakımından müminlerin en olgunu, en kamili, ahlaken en güzel olanlarıdır. Başka bir hadisi de bunun devamında خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ Sizin en hayırlarınız kadınlarına en hayırlı olanlardır, en iyi davrananlardır. Sonra kendisine nasihat isteyen birisine şöyle nasihat ediyor Peygamber Efendimiz. قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ سُمَّ اسْتَقِيمْ Allah'a iman ettim de ve dost doğru ol. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Bu ayetin açıklaması bir nevi. Ey iman edenler! Allah hakkıyla saygıda bulunun, ittika edin.
ve doğru söz söyleyin ve kulû kavlen sedîdâ. Ya eyyühellezîne âmenû limâ tekûlûne mâ lâ tef'alûn. Ey iman edenler, niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Evet, ayetler. Yine Peygamber Efendimiz bir Müslüman tarifinde bulunuyor. Hepiniz biliyorsunuz bunu. El-Müslimu men selimel müslimune min nisanihi ve yedihi. Mümin tarifi var. El-Mü'minu men eminehun nas. Şimdi Müslüman tabiatıyla Peygamber Efendimiz'in pek çok tarifi vardı Müslümanlıkla ilgili. Onlardan birisi. Ben size sorsam Müslüman kimdir diye herhalde genel olarak ne nasıl cevap veririz? İşte Müslüman kelime-i şehadet getiren ve iman esaslarına inanan insandır. Şüphesiz öyledir, doğru. Ama Peygamberimiz bir şey hatırlatıyor bize. Müslüman nasıl olmalı? Müslüman dediğimiz zaman ne anlamalıyız? Diğer Müslümanların ve diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu, salim olduğu kimsedir. Bakalım bugünkü dünyadaki Müslümanlara elinde ve dilinden salim mi insanlar? Müslümanı da, gayrimüslimi de, erkeği de, kadını da elinden salim mi Müslümanların elinden? Kurtulabiliyor mu Allah korusun? Hepsi canavarlaşmış insanlar yani maalesef. Yani bazı insanları kastediyoruz da bazı Müslümanları. El-mü'minu men eminehun nas. Mü'min insanlara güven veren kimse, insanların güvendiği kimse. Mü'min kelimesinin aslında bu var biliyorsunuz. Mü'min Allah'ın sıfatlarından da birisi. Güven veren bir yaratıcı. El-mü'min. Aynı zamanda iman eden kimse anlamında ve güvenilen kimse anlamında. O kelime kökünden de hareketle mü'min güven duyulan kimsedir buyuruyor Peygamberimiz. Bunun mukabilinde mesela diyor ki اِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ اتَّقَوْا النَّاسُ لِشَرِّهِ. İnsanların en kötüleri veya en kötülerinden biridir. Kim? İnsanların şerrinden korktuğu kimseler. İnsanların şerrinden korktuğu kimseler insanların en kötüleri. Yani kim olabilir? İşte bazen mafya liderleri falan, mafya babaları değil mi? İnsanlar en çok onlardan korkuyorlar böyle. Kötü şerrinden korkarlar yani o manada. Evet. Şimdi Peygamberimizin affediciliğinden bahsedelim kısaca. Kendisine yapılan kötülüklerine karşı intikam duygusu hareket etmiyor. Affediyor. Mekke fethini hatırlayın. Mekke fethini en çarpıcı örneklerden birisi. Kendisine en büyük haksızlığı, kötülüğü yapmış olan insanlara onların kanını dökmeden hiçbir efendim onların karşı tedbir almasına fırsat vermeden, çünkü haber vermedi. Mekke fethini hazırlarken kimseye haber vermedi. Eşlerine de haber vermedi. Yakın arkadaşlarına da haberi yoktu. Bir hazırlık yaptılar. Mekke'ye yöneldiler. Mekke'ye yaklaştıklarında insanlar nereye gidildiğini fark etti. Tabii müşrikler de hazırlık yapamadılar ve ansızın yakalandılar. Kan dökülmedi. Peygamberimizin amacı oydu. Kan dökülmeden kendi memleketine dönebilmekti ve orayı Müslümanlaştırabilmekti. Ve onlara Kabe'nin önünde yapmış olduğu bir konuşmada onlara dedi ki benim size nasıl bir muamelede bulunacağımı düşünüyorsunuz diye sordu. Onlar dediler ki sen iyi bir insan evladısın, iyi bir insansın, iyi bir insan evladısın. Senden sadece iyilik bekliyoruz dediler. O da onların bu beklentisini boşa çıkartmadı. Ve entumu tulaka dedi. Bugün size kınama, ayıplama yok. Hepiniz serbestsiniz dedi. Affedicilik. Yani büyük bir meziyet, alicenaplık. Bunu herhalde krallar gösteremez. Bunu ancak peygamberler gösterebilir. Orada muzaffer bir ordunun başında bir komutan, bir kral olsaydı peygamberimizin yerine herhalde intikam alırdı orada yani. Oradaki geçmişte yapılanları belki aklına getirildi ve insanları efendim kılıçtan geçirdikleri mallarını yağmalar. Değil mi? Bu genelde olan bir şey ama peygamberimiz kral değildi. Farkı o. Evet, peygamberimiz sabırlı. Sabrı her zaman kendisine yapılan kötülüklere karşı sabretti. Arkadaşlarına onu tavsiye etti. Kur'an-ı Kerim'deki sabır tavsiyesini hayatında gerçekleştirdi. Yumuşak huyludu. Bir kere hoşgörüsü ve yumuşak huyludu. Son derece.
barizdi Peygamber Efendimiz'in. Kur'an-ı Kerim buna işaret ediyor mesela. Ve onu da Peygamberimizin görevini de hatırlatıyor. اِنَّمَا اَنْتَ مُزَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ مُسَيْتَرٍ. Sen sadece hatırlatıcısın, müzekkir. Uyarıcısın, öğüt vericisin. Değişik manalar veriliyor. لَسْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ مُسَيْتَرٍ. Onlar üzerine baskı kuran birisi değilsin. Baskıyla, işte biraz önce Tuncel Bey bahsettiği gibi, namaz kılmıyor insan. Ne yapalım? Zorla namaza götürelim veyahut da zorlayalım namaz için. Ne yapalım? Hapsedelim, dövelim. Yapamazsın ki. Nasıl? Niye? Yani bu imtihan dünyasında bunu yapman bu dinin esprisine aykırı. Bu din inancından başlayarak insanları serbest bırakmış. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Hak Rabbinden geldi. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Dilem derken yani kendi tercihine bırakmış Allah. Sen inançta serbest bırakıyorsun. Ondan sonra diyor ki hayır efendim inandıktan sonra yapmak zorunda. O da imtihan. O da imtihan bir parçası. İnandı ama amelini yapmıyor. Amelini yerine getirmiyor. Yapacağın şey nedir? Emri bil maruf nehyanil münker. Bunu yapabilirsin ancak. Onun ötesine gidemezsin. Kamuya zarar vermedikçe. Yani bir insan yaptığı şeylerle, mesela dine aykırı şeyler yapıyor da, kamuya da zarar veriyorsa, kamu otoritesi orada müdahale eder. Tamam, ona bir şey diyeyim ama namaz kılmıyor insan. Müdahale edemez. Oruç tutmuyor, müdahale edemez. Belki ona işte nasihatta bulunursun, emri bir maruf yaparsın. Dolayısıyla imtihanı, ya ben imtihanı kaybetmek istiyorum diyorsa, öyle bir seçeneği de var insanların. Yani bunu elinden almamak lazım. Evet. Peygamber Efendimiz'in hoşgörüsüne ve yumuşağına, Kur'an-ı Kerim bakın فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِزًا قَلْبِلًا فَضُّ مِنْ حَوْلِكُمْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davranın diyor Cenab-ı Hak. Özelliğine işaret ediyor, ahlakına işaret ediyor, karakterine işaret ediyor. Eğer katı kalpli, sert biri olsaydın hepsi dağılıp giderlerdi etrafında. Gerçekten Peygamberimiz bu özelliğiyle insanları etrafında toplamış. فَعْفُ عَنْهُمْ. Ondan sonra da talimatlar var. Onları bağışla. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Onlar için bağış dile. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Yani yapılacak işlerde de onlarla istişare et. Peygamberimize verilen talimat Allah'tan. Evet. Şimdi bir başka örnek daha var biliyorsunuz, o da çok meşhurdur. Hani bir bedevi camiye gelmiş de Mescid-i Nebevi'ye. O da hikayesi ilginç olduğu için anlatayım. Şimdi Mescid-i Nebevi Peygamberimiz zamanında altı çakıl olan, altında sergi olmayan, üstü açık, ön taraflarında 2-3 safılık yerde efendim hurma dallarından gölgelik olan bir yer. Bedevi gelmiş. Yani Arap'ın köylüsü çölden gelmiş. Her tarafta yaptığı işi orada da yapmak istemiş. Yani caminin bir köşesine affedersiniz. Küçük su dökmüş. Yani idrarla yapmış. Yapmaya başlamış. Hemen sahabe müdahale etmiş tabii. Ne yapıyorsun falan diye yakalamış adamı. Tartaklamışlar. Ve adam tabii şaşırmış ve belki o işini bırakmış. Peygamber Efendimiz de onları görmüş. Arkadaşlarını uyarıyor. Diyor ki bırakın onu diyor. Hatta rivayette diyor ki siz zorlaştırıcı olarak değil kolaylaştırıcı olarak geldiniz. Uyarıyor ve onlar onu bırakın ve oraya diyor bir kova su dökün diyor. Şimdi bundan sonrası da ilginç. Adam tabii adama da diyor ki Peygamberimiz bak burası mabettir, ibadet yeridir, bir daha böyle şeyler yapma. Uyarıyor. Adam abdest almış, namaza duruyor. Peygamberimizin arkasında cemaate, belki namazı yeni öğrenen bir insan muhtemelen, namazda şöyle dua etmiş. Allah bana ve Muhammed'e rahmet et, gerisini etme demiş. Aynen kitapta ibare böyle. Allah bana ve Muhammed'e merhamet et, rahmet et, başkasına etme. Bizden başkasına diyor. Namazda, namazın içinde. Peygamberimiz namazdan sonra yanına çağırmış. Demiş ki, geniş olanı daralttın demiş.
Allah rahmetini daralttı demiş. Şimdi bakın burada Peygamber Efendimiz ne kadar yani karakteri de böyle zaten, ne kadar hoşgörülü ve müsamahalı bir davranış içerisinde o insanı bir kere kırmıyor, gönlünü alıyor, öğretiyor, eğitiyor ve onun duasını da alıyor aynı zamanda. Yani Peygamberimiz o insanların elinden kurtarmış ya, hoşuna gitmiş adamın. Öbür türlü olsaydı, hani Peygamber Efendimiz de kopsaydı mesela, çık git deseydi, bir daha adam uğrar mıydı oraya? Herhalde gelmezdi. Yani dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in yöntemi, yaklaşımı, yani bu acaba niye biz Müslümanlarda fazla yer etmemiş yani? O insan şaşırıyor. Evet, belki Peygamberimiz kadar başarılı olamayabiliriz ama biraz bizde de olmalı yani. Başkalarına karşı müsamahakar olmalıyız, yani onlara yardımcı olmalıyız. Yanlışlar karşısında bile öğretici olmalıyız. İşte emri bil maruf nehyanil münker, hep bu. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette bu geçer. Vel mu'minune vel mu'minat, ba'duhum evliya'u ba'd. Ya'murune bil marufi ve yenhevne anil münker. Mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar diyor Allah. Birbirlerine iyiliği tavsiye ederler, kötülükten sakındırırlar. Yani erkek kadın yok bu iş. Bir bütün toplum, Müslüman toplum ve birbirlerine iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmakla yükümlüler. Bu iyiliği tavsiye etmek de iyilik de olacak, güzellik de olacak. Kabalık yok. Evet. Alçak gönüllü bir insandı Peygamberimiz. Yapısı itibariyle. Kendisi için ayağa kalkılmasını istemezdi. Boş bulduğu yere otururdu. Kendi işini kendi yapardı. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar. Nasıl bir insan peygamber yani evinde? O da sizin gibi biri diyor. Evinin işlerini yapar, kendi işlerini yapar. Yani farklı biri değil demek istiyor. Evet. Eşyalarını başkalarına taşıtmak istemiyor Peygamber Efendimiz. Ailesine yardımcı oluyor. Evet. Sonra bir sözü var hadisi. Allah için tevazu göstereni, alçak gönüllü olanı Allah yükseltir. Men tevazu'a rafa'ahullah. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Tersi de var. Kim kibirli davranırsa Allah onu alçaltır. Temiz bir insandı Peygamberimiz. Temizlik konusunda zaten pek çok tavsiyeleri var. Toplumsal ilişkilerinde de son derece sosyal, zaten peygamberlik görevi de bunu gerektiriyor. Herkesin davetine icabet ederdi. Bazen kadınlar da davet ederdi. Evet. Evet, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. لَا يُؤْمِنْ اَحَدُكُمْ اَتَّى يُحِبَّ لِيَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ de var. Kendiniz için istediğiniz, bayi kardeşinizin istemedikçe iman etmiş olmazsınız var. Pek çok hadis-i şerifleri var. Bir hadisinde de şöyle bir rivayet var. Tabi pek bu fazla kullanılmıyor şeylerde. Benim dikkatimi çekmişti. Yani bir olay daha doğrusu. Bir komşusu Peygamberimizi çorba içmeye çağırmış. Güzel çorba yapıyormuş. Çağırmış kapıdan ama Peygamberimizin yanında Hazreti Ayşe varmış. Peygamberimiz onu da işaret etmiş. Yani onu da çağır diye. O da ısrarla Peygamberimizi çağırıyor. Yani Hazreti Ayşe'nin işi ne? Peygamberimiz önemli onun için belki. Yani onun için çağırıyor Peygamberimizi. Ama Peygamberimiz de onu ısrarla ona işaret etmiş. Sonunda peki ikiniz gelin demiş. Yani Peygamberimiz eşini de yani böyle bir şeyde madem davet ediyorsun beni tek çağırma, birlikte çağır anlamında, evet. Azmi ve kararlılığı, sadeliği ve kanaatkarlığı, evet. Şimdi ben bu konuda bir makale yazmıştım, fazla uzatmayacağım. Daha doğrusu bu Gençler Başkanlığı'ndaki hizmetler için. Hazreti Peygamber'in hedeflediği insan modeli. Burada başlıklar altında pek çok şey var ama bunlardan tabii tek tek bahsetmek zamanınızı alır. Doğruluk, dürüstlük, sözünde durmak, güvenilirlik,
başlıklar okuyorum. Adalet, sevgi, tevazu, biraz bazılarından bahsettim. Nezaket, biraz burada geniş olarak var bunlar. Sabır, efendim, kardeşlik, merhamet, diğer gamlık, yani hot gamlık var biliyorsunuz, bencillik, bir de diğer gamlık, başkalarını düşünmek. Yani kendisinden önce insanın başkasını düşünebilmesi. İsa dediğim şey, yardımlaşma, hoşgörü, bunların bir kısmında bahsettim. Yani burada uzun sorumluluk var başlık olarak, istişare başlık olarak, işini iyi yapmak başlık olarak var. İlme teşvik, son olarak ondan bahsetmişim. Bunlar çok sayıda. Bizim hadis kitaplarımızda bakıldığı zaman o kadar çok örnekler, hem uygulama hem söz olarak, peygamberimiz sözler olarak çok sayıda örneğine rastlayabiliriz. Ama önemli olan bunları hayata geçirebilmek. Hayata geçirebilmek. Eğitim bir taraftan önemli. Yani eğitim önemli gerçekten. Ama bir taraftan da Tuncer Bey de bahsetti. İman ve imanın gereğini yerine getirmek, imanın tezahürü. Şimdi bir örnek anlatmak istiyorum. Şeyde Almanya'da rastladım, çok etkilemişti. Almanya'da bir süpermarkette meyve aldık. Muz da aldık, muz da var içinde, meyvelerin içinde. Kasiyere geldik, para vereceğiz. Bir genç kız var. Muzun üzerinde, birisinin üzerinde şöyle bir leke gördüm. Hafif bir şey. Onu baktı, bana gösterdi ve fiyattan düştü oraya. Yani ondaki fiyattan düştü. Ben hayret ettim çünkü ben bilerek aldım yani, onu gördüm. Bir mahsul yoktu benim için ama o onu gördü ve fiyattan düştü. İnisiyatif vermişler buna. Yani bu büyük bir ahlak ve büyük bir şey, yani kural, yani çok önemli bir kural. İnsanlar arası ilişkilerde. Bunu o şekilde eğiten insanlar gerçekten çok iyi bir iş yapmışlar. Yani ona o şeyi vermişler ve onu eğitmişler o şekilde ve o kuralı ona öğretmişler ve böyle yapacaksın demişler. Çok önemli bir şey. Biz bunu kendiliğimizden yapmak durumundayız. Nasıl kendiliğimizden? Bizim peygamberimiz var. Ahlaki kurallar da çoğu zaman yaptırımı yoktur biliyorsunuz. Hukukta yaptırımı var da ahlakta yok. Yalan söylersin, yaptırımı yok. Gıybet edersin, yaptırımı yok. Aldatırsın, yok. Yani somut bir şey yoksa hukuken yapılabilecek, yok. Şimdi biz bu Allah korkusu dediğimiz şey, değil mi? Allah'tan korkmazsan istediğini yap demiş bir hadis-i şerifte. Yani bu bizde olması lazım. İşte bize verilen bu öğreti bizim kendi vicdanımızda, bizim polisimiz, jandarmamız, hakimimiz, yargıcımız vesaire olması lazım ki biz bunu yerine şey yapabilelim, uygulayabilelim. Yoksa eğer müeyyidelere bakarsak birçok şeyin müeyyidesi yok. Ahlaki olarak, ahlaki şeylerin birçoğunun müeyyidesi yok. Kıyamette yok mu? Var tabii şüphesiz. Ahirette var ama bu dünyada yok. Onun için ahlaklı olmak, Müslüman olmanın zirvesidir. İstersen şununla bitirelim. Cibril hadisi diye bir hadis-i şerif var. Uzunca bir hadis. Cebrail aleyhisselam insan suretinde gelmiş. Peygamberimiz arkadaşlar otururken. Daha sonra peygamberin Cebrail olduğunu anlamış rivayete göre. Soruyor, İslam nedir? İman nedir? İmanı anlatmış. Şartlarını söylemiş. Doğru söyledin diyor Cebrail. Sonra İslam'ı soruyor, İslam'ın şartlarını ve gereklerini söylüyor. Peygamberimiz öyle söyleyince o da doğru söyledi diyor, tasdik ediyor. Sonra ihsan nedir? İlginç bir, değişik bir kavram ve bu şekilde biz ihsan ne olduğunu öğrenebiliyoruz Peygamberimiz bu hadisinden. Şöyle tarif etmiş Peygamber Efendimiz. El ihsanu en ta'budallaha keenneke terahu fe innem tekün terahu fe innehu yarake. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. Cebrail doğru söyledin demiş ve ondan sonra da ayrılmış. Şimdi değerli kardeşlerim, Müslüman ihsan mertebesinde yaşamalı. Yaşayabilirse, çok zor bir iş değil mi ama yani her yaptığı işi Allah'ın gördüğünü,
denetlediğini bilmedi. Bir şey yaptın, ya bir şey yaptım ama kimse görmedi Allah'tan. Acaba öyle mi? Kimse görmedi mi? Gören biri var ama farkında değil. Ya da aklımıza gelmiyor, işimize gelmiyor yani. Gören birisi yok, yok ya insanlar yok işte tamam. İşte gören biri olduğunu her zaman hatırımızdan çıkarmazsak ve her işimizi itkan dediğimiz bir şey var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah işini iyi yapanı sever. Yuhibbu en yutkinehu. Yani işini iyi yapan itkan. Her konuda, her şeyde işini iyi yapanı sever Allah. Biz de her konuda işimizi iyi yapmalıyız. Ve Allah'ın bizi denetlediğini, gördüğünü ve bunun da bir hesabı olduğunu da bilmeliyiz. Bu şekilde davranırsak başka vaizin vaazına, hocanın nasihatına ihtiyaç yok aslında. Kendimiz bu işin farkında olduktan sonra pek çok şey biliyoruz ama yapmıyoruz. Farkında olmak, yapmak, yapmaya çalışmak, gayret etmek. İşin bu problemin çözümü burada. Ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar bu konuşulanları dinlersek dinleyelim. Eğer sonuçta hayata geçiremiyor isek, orada kendimizde bir sıkıntı olduğunu kabul edip bunu düzeltmeye gayret edelim. Hepinize saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. İnsanları bağışladığını, bunların krallara mahsus bir şey olmadığını ancak bir peygamberin yapabileceğini söylediniz. Aslında bir ümmet olarak o bağışlayıcılık, o affedicilik bizim hayatımızda ne derece önemli? Bir de insanlarımızı bu hale nasıl getirebiliriz? Yani bir problem var. Ciddi bir şekilde Tuncer Bey de ilk başta girişte bahsetti. Bir problem var. Fıkıhçımızda problem var, tefsircimizde problem var, hakimimizde problem var ve değişik insanlarımızda problem var. Biz bu problemleri çözmüş olarak, Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz, maalesef muzdan örnek verirken bile Avrupalıların ahlaklı olduğundan örnek veriyoruz. Bu problemi nasıl aşabiliriz? Yani hayata nasıl hakim kırabiliriz bu ahlakı? Bir problemimiz var, ben kendimden de bahsediyorum, herkes de kendinden bahsediyor. Problem var ama çözüm noktasında bize ne tavsiye ediyorsunuz? Evet, çözüm de söyledim ama tabii zor bir şey. Ama hayatımızda doğru, bir problem. Bunların doğru, hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Doğru. Yani hakikaten çözüm işi zor bir iş. Uygulamaya dayanıyor. Biraz önce işte Avrupa'dan örnek verirken yani utanarak bunu veriyoruz. Çünkü Kırgızistan'da da ben böyle bir şeyle karşılaştım. Oradaki Türkler, işte Kırgızlar diyor ki Ruslar daha dürüst bizden diyor. Yani bunu söylerken utanması lazım insanın. Ruslar bizden daha dürüst diyor. Yani kendisi Müslüman ama onlar kadar dürüst olamadığını itiraf ediyor. İşte bunlar tabii bizim utancımız olmalı. Çünkü bize bu yüce ahlaki umdeleri getiren bir Kur'an-ı Kerim var önümüzde. Ve dünyada da hakikaten hiç bozulmadan gelen tek kutsal kitap. Yani başkası yok, ikincisi yok. Bugün yabancılar bile artık bunu kabul eden noktaya geldiler. Yani ta 1. asırlardan, hani onlar belge ararlar ya sürekli, ta 1. asırdan, Hicri 1. asırdan Kur'an belgeleri, Kur'an parçaları gelince günümüze dediler ki ya demek ki otantikmiş falan yani Kur'an için. Gerçekten elimizde bir kutsal kitap var ve hakikaten insanların bozup Allah'ın ona müsaade etmedi tabi bir kitap var. Peygamberimiz var ki bütün peygamberler içerisinde en çok bilinen, öğretisi en çok bilinen ve tanınan bir peygamber var. Bu da bizim için büyük bir şans. Ama bütün bunlara rağmen uygulamaya gelince dünyanın şimdi hakikaten yani kimisinin alay ettiği, kimisinin güldüğü, kimisinin efendim dehşetle karşıladığı bir veya Müslüman deyince korktuğu, ürperdiği bir noktaya geldik Müslümanlar olarak. Tabii bunu doğuran sebepler var mutlaka ama niye böyle bir noktadayız? Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Yoksa Avrupa'nın geçmişi de çok kötü. Yani eski efendim o birbirlerini öldürdükleri dönemler, din savaşları, mezhep savaşlarının olduğu dönemler çok kötü günleri var onların da. Biz Müslümanların o altın çağlarında onlar zifiri karanlık içindeydiler. Ama onlar bu noktayı açtılar kendileri ve belli bir noktaya geldiler. Tabii biz onları
her yönden tasvip edecek durumda değiliz. Yani öyle bir derdimiz de yok. Ama bizde olması gereken çok önemli ahlaki umdeler, onları da gördüğümüz zaman biz niye bu konularda eksiyiz diye kendi kendimize soruyoruz. Bunu aşabilmek için biraz önce Tuncer Bey de söyledi haklı olarak, biz eğitim öğretimimizde işin ruhuna, özüne de inmeliyiz. Yani din ne için var? Bu dini öğretiler ne için? Bundan amaç nedir? Ne elde edeceğiz bunlarla biz? Müslüman olursak ne kazancımız olacak bizim? Müslüman olursak ne kazancımız olacak? Bunları iyi düşünmemiz lazım. Bununla ilgili bir şey var ama tabi ahlaki açıdan değil o. Tabi bir hadis var kitaplarımızda. İşte Müslüman kafire, kafir Müslümana mirasçı olamaz. Şimdi Muaviye zamanında herhalde olmuş o. Bir adam Müslüman olmuş ama babası Hristiyan veya Yahudi neyse, Müslüman olduğu için babasına mirasçı olamıyor bu hadise göre. Muaviye'ye gitmiş demiş ki adam, ben demiş Müslüman olduğum zaman kazançlı mı çıkacağım, zararlı mı? Kazançlı çıkacaksın tabii demiş, niye zararlı olasın? Ama demiş ben babamın mirasını alamıyorum. Ha, o zaman bu rivayetin bir kısmını uygulamadan çıkartmış Muaviye. Demiş ki Müslüman kafire mirasçı olur, kafir Müslümana mirasçı olamaz diye bir şey yapmış. Yani hukuki manada bakmış ki burada bir şey var. Yani Peygamberimiz zamanında olmayan bir farklı bir durum söz konusu. O adamın zararı, yani o noktada Müslümanlık noktasında zarara girmesini istememiş. O noktada ona öyle bir şey vermiş. Kolaylık sağlamış. Yani demek istediğim şu, Müslümanlık bize ne kazandırıyor? Biz bu dine bilerek efendim severek ve hak din olduğunu bilerek inanıyor isek ve bundan da büyük kazançlarımız olacağını maddi manevi, en fazla manevi diye düşünelim, olacağımızı biliyor isek herhalde bunun da gereklerini yerine getirmek için çaba göstermek zorundayız. Çocuklarımızı bu konuda eğitmeliyiz. İşin amacını ön planda tutmalıyız. Nasıl bir insan istiyor bizden bu din? Allah ve Peygamber nasıl bir insan istiyor? Bunun üzerine yoğunlaşmalıyız. Eğitimimizde bunu ön planda tutmalıyız. Yoksa böyle malumat furuşluk yapacak insanlar yetiştirmek bence iş değil. Pek çok kitabı ezberler, efendim insanlara anlatır, televizyonlarda görüyorsunuz, adam ezber okuyor ibareleri. Hepsini kitap ezberlemiş, okuyor. Yani adam olabilmek önemli, yani insan olabilmek, iyi insan olabilmek. Dinin amacı bu, İslam dininin amacı bu. Bunun için hep birlikte gayret göstermek zorundayız. Eğitimimizi belki ona göre bir eğitimimize şekil vermek zorundayız. Müfredatımız belki ona göre gözden geçirmek zorundayız. Ailemizden başlayarak toplum içerisinde bu bir takım temel ilkeleri göz önünde bulundurarak her işimizi ona göre ayarlamak zorundayız. O ilkeleri gözden kaçırmamak durumundayız. Bunları yapabilirsek inşallah iyi olur diye düşünüyorum. Çözüm meselesi kolay bir iş değil ama işte bu konularda hep beraber el birliğiyle çalışmak mecburiyetindeyiz. Evet. Evet, buyurun arkadaşımız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Makalenizin başlıklarından bahsederken istişareden de bahsettiniz. İstişare ahlakla ilgili bir kavram mıdır? Evet. İstişareden belki toplumumuzda uzaklaşılmış da bunun sebebi ahlaki bir şey yani. Daha artırmak için. Yani haklısınız. Dedim ya biraz önce ahlak, amel iç içe. Yani ahlaktan azade hiçbir amelimiz yok. Ahlaktan azade hiçbir işimiz olamaz. Yani onun için yaptığımız her iş ahlakla bağlantılı. O yüzden istişare burada Peygamberimizin öğretisini ve tutumunu, sünnetini ortaya koyabilmek için. İşte bu noktada belki şöyle bir yanlışlık da yapıyoruz belki. İman, ibadet, ahlak, hukuk. Kategoriler yapmışız. Kompartımanlar var. İman burada, ibadet şurada, ayrı bir vagon. Şurada hukuk var, şurada ahlak var. Bunlar belki birbirine şöyle bir şeyle bağlı.
ama iç içe girmiyormuş gibi düşünüyor. Halbuki öyle değil. İman, ibadet, ahlak, hukuk hepsi iç içe böyle mecz olmuş halde. Hukuk ahlakı sağlamak için, toplumsal düzeni sağlamak için. Ahlak dinin en temel öğretisi, yani en temel amacı. Bunlar iman, imanımızın tezahürü bunlar. Amel ve ameli salih ve ahlaki efendim öğretiler hepsi. Bunları tabii birbirinden ayırmamak lazım. Ayırdığımız zaman şey problem orada başlıyor. Diyoruz ki ya bu ahlaki, bu hukuki, bu ahkamla ilgili, bu ahlakla ilgili. Yani o ahkamın orada şey yok mu? Mesela diyelim ki Peygamber Efendimiz bir örnek vereyim. Çarşıda geziyor. Pazarda. Bir yığın görmüş. Buğday ve arpa, yani tahıl. Elini böyle daldırmış altına. Bakmış ki yaş altı. Demiş ki bu ne? Ya Resulullah demiş, biraz önce yağmur yağdı, işte ondan ıslandı. Peki demiş, altın üstüne getirseydin ya demiş. Arkasından da ne buyuruyor biliyor musun? Men gâşşelâ feleyse minne. Bizi aldatan bizden değildir. Yani bakın burada hepsi iç içe. Bir iş var, ticaret yapıyor. Ticarette yaptığı işte bir yanlışlık var. Dürüst davranmıyor. Belki bilmeyerek bir şey var. Peygamber Efendimiz ona onu öğretiyor. Arkasından diyor ki bizi aldatan bizden değildir. Hepsi iç içe. Hukuk, ahlak, inanç belki de bizden değildir derken yani ne demek? Yani Müslüman değildir belki diyemeyiz ama yani Müslüman ahlakında bu yok. Müslümanlarda bu olmamalı demek istiyor en azından. Hepsi iç içe. Değerli kardeşim o yüzden yani bir bütün olarak bakarsak aslında çok daha iyi anlamış olduğunuz konuyu birbirinden çok ayırmamak lazım. Hepsi inançla ilgili, hepsi ahlakla ilgili, hepsi amelle ilgili, bir kısmı hukukla ilgili ama netice itibariyle hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet. Buyurun. Hocam merhaba. Fikri Özdemir. Şimdi sorunlar üzerine bir yorum yapmıyorum. Sonra benim de bir soru olacak. Şimdi birisi diyor ki genelde bizim çevrelerin alerjik baktığı birisi her fert dinini, diyanetini öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir diyor. Şimdi bizim sorunlarımız nereden başlıyor derken muhtemelen bizim kitlemiz dinini, diyanetini öğrenmek için mektebe başvurmak yerine büyük oranda böyle şu çevre, bu çevre filan. Şimdi burada bilimsel, akademik, son derece insani bir ortam var ve güzel de bir sunum yaptınız. Burada insani kalitesi yüksek bir insan profilinden bahsettiniz. Harika bir örnek. Şimdi biz buradan çıkarız ya da bizim kesimin insanları buradan çıkar. Şu çevre, bu çevrede, şu abinin, şu babanın, şu tarikatın, şu şeyhin, bilmem nenin çevresinde bakıyorsunuz. Şiddete meyilli bir din anlayışı ve sadece savaşçılığı ve insanlarla yaptığı bir takım mücadeleler öne çıkarılmış bir peygamber tipini çeşitli çevreler angaje ediyor ve bakıyorsunuz insani bir şey şiddete evrilmiş bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Çocuğa baskı yapıyor, eğitim sorunu diyoruz, çok ilginç bir şey. Daha iki gün önce okulda hocam, hocam diyor, öğretmen çocuğuma, diktör öğretmeninden bahsediyor hocam, özür dilerim. Öğretmen çocuğuma, 5. sınıf çocuğu, namaz kılmazsanız Allah sizi cehennemde yakar. Hayda. Şimdi, nasıl bir aklımız, nasıl bir insani yapımız varsa, peygamberin bir tek hadisini, 7 yaşından itibaren çocuklarınıza namaz öğretin, gerekirse onu zorlayın. Hadisini öne çıkarıyoruz. Öbür sizin anlattığınız, vurguladığınız insani yönler hep geride kaldı. Çok ilginç bir soru. Mesela ben kendimi analiz ettim. Siz ayeti okuyorsunuz. İnşallah verdiğiniz ayeti okuyorsunuz. Muhtemelen pek çoğumuzun beyni hocam, inşallah ayetinden yine kendine kaçacak bir nokta çıkarmaya çalışıyor. Gerçekten herhalde bizim tedaviye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Evet.
Hocam, ne bileyim, herhalde bu toplumu kökten bir dönüşüme tabi tutmak lazım ama herhalde mesela ben sizin okulunuzdan mezunum. Okulunuzda bu çevredeki arkadaşlarımız da bilir, aman ha şu hocanın dersine gitme. Niye? Çünkü o hadisi inkar ediyor. Belki siz de var bizim içinde hocam. Niye? Vallahi inkar etmedik, görüyorsunuz bak. Biz rahat sokuduk. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben gerçekten güzel bir katkıda bulundunuz. Bitti mi konuşmanız? Hocam, yani bir çok özetli. Bunların üstüne çıkarak sizin çevrelerinizde, akademik camiada, siz de bir kurumun başındasınız. Evet. Ve yani akademik çevrelerde eğitici kitlesinin kalitesini, özellikle de insani kalitesini yüksetmek için, evet, yani İslami anlamda tabii, neler yapıyorsunuz, neler yapılabilir? Bu dinin şiddete ilişkin, şiddet vurgulu yorumlarını geriye itip insani yönünü akademik olarak nasıl öne çıkaracağız, nasıl yaşanılır hale getireceğiz? Evet. Sorun bu hocam. Çok önemli bir noktaya tabii temas ettiniz de. İşin doğrusu tabii burada ben akademisyen olarak eğitim konusu olsun, öğretim olsun, bilimsellikten uzak kalmamak gerektiği kanaatindeyim. Bilimsellik çok önemli. Bilimsellik derken yani araştırarak, inceleyerek, künhüne vakıf olarak, mahiyetini öğrenerek, soruşturarak, bazen tartışarak ve tenkit ederek, yerine göre de tahlil ve tenkitte bulunarak çalışmalar yapmak çok önemli. Yani günümüzde bütün dünyanın geldiği noktada bu. Sadece dini ilimlerde değil, pek çok alanda bu benimsenmiştir ve dini ilimlerde de geçerli olan budur. Şimdi biraz önce bir hadisten bahsettiniz. Çocuğun namaz kılmasıyla ilgili 7 yaşına gelince. O rivayeti mesela bir arkadaşımız inceledi ve problemlerini ortaya koydu. Uzunca bir makale yazdı bir hadisçi arkadaş. Bu rivayeti nasıl Peygamberimize ait olamayacağı konusunda ciddi bir çalışma yaptı. Epey oldu, yayınlandı. Efendim? O da sen, şimdi onu mu okutuyordun öğrencilere yoksa? Evet. Şimdi yani o konu mesela demek istediğim şu, işte şiddet yönüyle insanlara takdim edenlere bilimsel olarak ne olduğunu anlatmak lazım. Peygamberimiz, ben burada anlatmaya çalıştım. Kur'an-ı Kerim diyor, sen diyor sert katı olsaydın insana dalıp gider, ayet okuyorum. Allah onu öyle tavsif ediyor zaten. Yani karakterini ben başkasına sormama gerek yok ki. Peygamberimiz nasıldı diye başkasına sormaya veya başka bir rivayetten onun efendim şiddet yönünü tespit etmeme ihtiyaç yok ki. Kur'an-ı Kerim onun ne olduğunu bize en iyi anlatacak olan Kur'an-ı Kerim'dir. Allah elçisini bize tanıtıyor. Dolayısıyla ben onu bildikten sonra başka bir peygamber arayamam. Yani şiddet, çocuğun dövülmesini, namaz kılmadığı zaman dövülmesini tavsiye edecek bir peygamber çıkaramam ben oradan. Yani o bakımdan bir takım şeyleri ciddi olarak çalışıp incelemek lazım. O dönemle ilgili bir takım özel durumlar olabilir. Bunlar ayrıca incelenip ortaya konması lazım. Yani ilmi yönden, ilmi yoldan ayrılmamak lazım. Söylediniz zaten, işte herkesin bir şeyhi, bir efendisi, bir lideri var. Vallahi ben de işte bu noktada diyorum ki herkesin bir hocası olabilir. Yani faydalandığı bir insan olabilir. Amenna. Benim faydalandığım hocalarım var. Belki siz de benden bir şey öğrenmiş olabilirsiniz. Bu anda, bu anlık sizden, siz derseniz ki şu hocadan da şunu duydum. Amenna. O kadar. Allah razı olsun derseniz de benim için hayır dua olur. Sevinirim. Ama onun ötesinde benim size bir manevi otorite kurmam, bir şey yapmam. Bunlar zaten bilmiyorum. Yani geçmişte olmuş tabiatıyla toplumlar bir takım insanların efendim otoriteleriyle yönlendirilmiş dini cemaate gruplar olmuş, günümüzde de var. Ama insan aklını kimseye devretmemeli. İnsan kendi aklını kimseye devretmemeli. Çünkü hep biz aklımızdan sorumluyuz. Kendi irademizden ve aklımızdan sorumluyuz. Bizi kimse, efendim Cenab-ı Hak bizi başkalarıyla yargılamayacak. Yani ya Rabbi ben falancaya kandım, inandım dememizin bir faydası yok. Herkes kendi aklıyla, iradesiyle, muhakemesiyle, vicdanıyla baş başa kalmalı.
faydalanacağı insanlar da faydalanmalı, faydalanamadığı yerde de ben burada bir şey elde edemedim veya da bu bana yanlış şeyler söylüyor deyip oradan ayrılabilmeli, oradan uzaklaşabilmeli. Yani Müslüman iyi alan kötüyü terk eden insandır. Hangi yerde olursun, ben mesela burada bir şey söyledim, hoşunuza gitmemiş olabilir. Dersiniz ki ya hoca bir şey söyledi ama beni tatmin etmedi, pek bana da uygun gelmedi dersiniz, amenna olur. Ve o görüşümü de almazsınız, benimsemezsiniz. O kafanızda soru işareti olarak başka yerden daha doğru bir şey öğrenmek için çalışırsınız. Dolayısıyla işte bu noktada bizim kendi çocuklarımızı da müstakil insanlar olarak yetiştirmemiz lazım. Müstakil müminler. Ben o kanaatteyim. Müstakil derken ailesinden kopuk değil ama büyüklerine saygılı, faydalanacağı insanlardan faydalanmasını bilen, soran, soruşturan, öğrenen, efendim yerine göre efendim tahlilini, tenkidini yapabilen müstakil bireyler olarak, sağlam karakterli, kişilikli bireyler olarak yetiştirmeliyiz çocuklarımızı. Kimseye kapı kulu olarak vermemeliyiz. Ben o kadar. Evet, buyurun. Hocam, bir sorun daha var. Hocam, sizden ve hocanızdan İslam'ın insani yorumunu öğrendik. Kendi adıma onu söyleyebilirim. Sağ olun. Hocanız derken Kürsü'deki hocanızı kastediyorum. Evet. Allah selamet versin Hatipoğlu hocayı. Evet. Bir şey soracağım hocam. Konuyla doğrudan ilgili. Peygamberimiz demokrat bir kişi miydi? Müslümandan demokrat, ötekine saygılı bir tip olur mu hocam? Şimdi biraz istişareden bahsettik ya, örnek de vermedik belki ona. Belki ona fazla örnek vermedik. Şimdi bakın, birkaç tane örneğimiz var. Siz de herhalde biliyorsunuzdur. Peygamberimiz bilmediği konularda, daha doğrusu uzman olmadığı konularda arkadaşlarıyla görüşüyor. Hele diyelim ki şunu söyleyebilirim ben. Allah'tan aldığı vahiy konusunda kimseyle görüşmüyor. Yani kimseye sormuyor. O kendi alanı, kendi yetkisinde. Yani Allah'tan aldığı vahiy konusu kendisine ait. Bu konuda kimseyle bunu istişare etmiyor. Ama onun dışındaki her şeyde istişareye açık. İşte Bedir mevzilerinin değiştirilmesini 33 yaşındaki Hubbab bin Münzir tavsiye ediyor. Ya Resulallah, bu sizin kendi görüşünüz mü yoksa Allah'tan bir bilgiyle mi, vahiyle mi? Hayır diyor, ben kendim böyle bulmuyordum. Yanlış diyor ya Resulallah, yanlış. Huyuların başını tutmamız lazım diyor. Bir kişinin, genç bir sahabinin uyarısı üzerine ordusunu alıyor, kuyuların başına yerleştiriyor. Sen işine bak, karışma demiyor onu. Dinliyor onu. Uhud da kendisi savunma savaşı yapmak isterken gençler ne diyorlar? Biz onlarla bir fiil mücadele etmek istiyoruz. Savunma savaşı uygun görmüyorlar. Gençler. Peygamber Efendimiz onların bakıyor ki umumi şey böyle, tamam diyor. Ve sonradan bazıları pişman oluyor ama hayır, bu şekilde karar verildi diyor. Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz işin tabi riskini de dikkate alarak, müşriklerin büyük bir orduyla geldiğini falan da dikkate alarak, bir de Medine'deki Müslüman olmayan diğer kabilelerle ittifak edebileceklerini dikkate alarak ne yapıyor? Medine'deki kabileleri diyor ki, eğer şey yapmazsanız, onlara yardımcı olmazsanız size Medine'nin hurmalarının 1/3'ü, benim adımda kalan 1/3'ünü veririm diyor. Yani Katafan kabilesi vesaire. Bunu, yani böyle bir düşüncesi var daha doğrusu. Yani belki de teklif etmeden önce arkadaşlarına bunu iletince arkadaşların hepsi itiraz ediyorlar. Hepsi. Diyorlar ki biz onlara bir hurma dahi vermeyiz diyorlar. Değil 1/3'ünü, bir hurma dahi layık görmeyiz. Peygamber Efendimiz peki o zaman diyor. Onların dediğine uyuyor. Çünkü bu liderlik de bunu gerektirir. Yani toplumuyla istişare, yani demokrasi dediğimiz şey nedir? İşte budur yani. Bu bunun günümüze bir evrilmiş şeklidir. İnsanlara soruyorlar. Yani bu adaylardan kim daha uygun bu toplumu yönetmeye? Sen de diyorsun ki ben şunu uygun görüyorum, öbürü başkasını uygun görüyorum. İşte bu yani. Bu bunun bir mahsuru yok bence. Böyle olması lazım. Yani babadan oğula geçen kerameti kendinden menkul insanlar mı yönetmeli toplumu, yoksa ya bu adam iyi işler yapıyor, bizim menfaatimize işler yapıyor, bu adamı seçelim demek mi daha makuldür, rasyoneldir? Doğrusu budur.
Ha, demokrasinin de kendine göre problemleri olabilir vesaire ama yani burada toplumlar kendilerini yönetecek insanları kendileri seçmeli. Kendileri başlarına getirmeli ve yanlış yaptıkları zaman da ya biz yaptık, biz çekiyoruz demeli, ondan sonra da değiştirmeli. Yani bu şekilde anlaşılmalı. Peygamberimizin örnekleri çok açık yani. Daha başka pek çok örnekler de var. Öyle hiçbir zaman ben yaptım oldu falan değil. Medine hurması aşılama meselesi. Bir şeyde bulunuyor yani bir kanaatini söylüyor. Yani bunu yapmanızın bir faydası olmaz gibi bir kanaat söylüyor onlar hurma aşılaması yaparken. Onlar da tamam diyor, peygamber dediyse tamam. Ama bakıyorlar ki ertesi sene olmamış. Bundan haberdar olunca entüm âlemu bi umûri dünyâkum diyor. Siz dünyanızın işinizi daha iyi bilirsiniz, işin daha iyi bilirsiniz. Yani kendi işiniz bu. Ben size öyle bir şey dedim ama ben dinle ilgili bir şey söylersem, emredersem ona tabi olun ama kendi işinizi kendiniz karar verin. Benim de bir görüşüm yani söyledim, benim bir görüşüm ama doğru olmayabilir. Yanlış olabilir. Dolayısıyla Peygamberimizin yaklaşımı bu. İstişare dediğim şey de o açıdan önemli. Kur'an-ı Kerim zaten öyle diyor. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ Ayetler açık. Dolayısıyla yani böyle mesela işte oradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Bir adam var, bir grubun, bir toplumun lideri. Kayıtsız şartsız ona bağlanacaksınız, öyle mi? Var mı öyle bir dinde öyle bir şey? Yok. Kim olursa olsun. Peygamber'e bile itiraz etmiş insanlar. Ashab peygambere itiraz neye itiraz? Din konusunda değil. İşte bu söylediğim hususlarda itiraz. Bülyamin Bey'in kitabını okuyun, sahabenin sünnet anlayışı. Hangi konularda itiraz etmişler? Hangi konularda eleştiri getirmişler? Ashab. Peygamberimizle ilgili yaptığı işlerden dolayı. Yani öyle bugün efendim falanca adam çıkmış şöyle allame böyle bilmem ne biz ona tabi oluruz ölümüne. Bu dini kabul etmeyeceği bir şey. Bu insan iradesini sıfıra indiren bir şey. Bu ilkel toplulukların belki yapacağı bir şey. Ben öyle görüyorum yani. Bugün yetişmiş insanların, kafası çalışan, biraz eğitim gören insanların kim olursa olsun, ister fakültelerdeki hocalar olsun, ister dışarıda olsun. Katliyen kimseye kayıtsız şartsız bağlılık diye bir şey olamaz. Yani böyle bir şey, insan aklını kabul etmeyeceği bir şey. Böyle bir şey olmaz. Biz doğrusunu seçeriz ve doğrusuna tabi oluruz. Kelamı dinleriz ve en güzeline uyarız. Kur'an kendi ifadesiyle. Dolayısıyla öyle körü körüne itaat falan bunlar yok. Beyat da bilmem neydi falan bunları geçelim artık. Yani. Evet. Hazır hem partisi hem de vegan olmalı. Güzel bir sorum olacak. Konuyla da alakalı arkadaşımızın bir sorusu var. Peygamber Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği ve benzeri yerlerde esirleri affettiği ne dair bir soru? Yanlış anlaması, anlamamız. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim, o konu da ne yaparım ben işte, ne yapabilirim? Başka bir bak, intikam alır demişti hocam. Yani ben kral gibi davranmadım dedim. Kral olsa intikam alır deyince ben de Peygamber Efendimiz orada peygamber olduğu için yaptı ama bunu bize model olarak Müslümanlara model olarak göstermek istedi. Doğru, tabii. O sadece peygamberlere mahsus bir hasret değil. Değil. Bütün müminlerin ondan örnek alıp birbirlerine... Şüphesiz. Onda şüphe yok yani. Doğru. Ben bu konuda bir konunun altını çizeceğim ve size bir sorum olacak. Bizde genelde şöyle bir kanaat var. Fıkıhta oluşmuş, pekişmiş bir kanaat var. Bu hadisçilerin ve tefsircilerin de maalesef ona iskele yaptığı ve imkan sunduğu bir konu. Mesela buradaki ele alınmış tarzından bile ben biraz şüphelendiğimi söylemedim. Peygamber Aleyhisselam'ın esirleri öldürme yetkisi varmış da merhametinden dolayı affetmiş gibi bir kanaat var bizim toplumda. Yok. Ama bu yaygın bir kanaat. Mesela fıkıhta esirlerin öldürülmesi emredilmiştir. Esirler için öne çıkarılan fıkıhta iki kanaat vardır. İki ihtimal vardır, iki şık. Bunlardan bir tanesi öldürülmeleri ya da esir edilmeleridir. Böyle ön plana çıkarılan budur. Gerekirse üçüncü ihtimal ki bu da var yaygın, esirlerin takasıdır. Fıkıhta maalesef esirlerin fidye karşılığı sarı verilmesi, özgür bırakılması kerih görülmüştür.
Yani gereksiz ve lüzumsuz görülmüştür. Çünkü geri dönüp bizimle savaşacaklar gerekçesi üretilmiştir. Fıkıhta bu yaygındır. Buna itiraz eden ben fıkıhçı olarak bir tek İmam Bilgevi'yi biliyorum. Onun dışında da bir itiraz şu anda hatırlamıyorum. Bunun nedeni de hadisçilerin ve tefsircilerin, fıkıhçıların bu konuda maalesef uyarmamaları olmuştur ve tam tersine buraya gelmişlerdir. Hadisçiler bu konuda bir hadisi bilmiyorum hocama, ben bunu sormak istiyorum. Hazreti Ömer'le ilgili bu Bedir esirlerinin fidye karşılığı salı verilmesi konusunda bir ayetin yanlış değerlendirilmesi, Enfal 67. ayetin yanlış değerlendirilmesi ve yanlış tercüme edilmesine dönüşmüştü ilerleyen süreçte ve bunun nedeni de altına yazılan Hazreti Ömer hadisidir. Hazreti Ömer'le o meşhur Peygamber Aleyhisselam'ın şair bir olan Hasan bin Sabit esirlerin boynunun vurulmasını savunuyor. İstişarede, istişare konusuyla da çok yakından bir alakalı konu. Peygamber Aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir ve diğerleri esirlerin fidye karşılığı salıverilmesini savunuyorlar. Ve istişarede alınan bir karardır. Bedir esirleri. Esir konusundaki de ilk uygulamadır. Henüz bir ayet yoktur. Daha sonra gelen, Hicret'in 6. yılında inen sure, Muhammed suresinde gelen 4. ayet vardır. Esirlerle savaştığınızda, karşılaştığınızda, kafirlerle karşılaştığınızda, savaştığınızda boyunlarını vurun, ele geçirdiğinizde sıkıca bağlayın, daha sonra fidye karşılığı ya da karşılıksız salıverirsiniz. Ayeti geliyor ve Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamasını teyit ediyor, altını çiziyor ve onaylıyor. Şimdi ayet böyle olduğu halde, Enfal 67'de esir almaktan bahsettiği halde, Hasan Basri Çankaya'nın halinde aynen öyledir. Esir sahibi olmak diyor. Maalesef bu Hazreti Ömer'in görüşünü destekliyormuş gibi esirlerin fidye karşılığı sanı verilmesine dönüştürülüyor ayet. Bundan hareketle de esirlerin öldürülmesi ön plana çıkıyor. Bu kurgu fıkıhçıları da çok kötü etkiliyor. Bu yorumun dışında Peygamber Aleyhisselam'ın esir öldürmeyi tasvip eden herhangi bir uygulaması yoktur. Kur'an-ı Kerim'de esirlerin fidye karşılığı ya da karşılıksız salıverilmesini öngörmüştür. Üçüncü bir ihtimalden de söz etmez Kur'an-ı Kerim. Durum böyle olduğu halde Peygamber Aleyhisselam da Halid bin Velid'in bir kabileye baskın düzenlediğinde ele geçirilen esirlerin boynunu vurmasından dolayı Peygamberimizin sert bir şekilde azarladı ve öldürülen esirlerin fidyesini o kabileye, müşrik kabileye ödediğine dair de rivayetler var elimizde. Onun dışında Peygamber Aleyhisselam herhangi bir esir öldürmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde tamamen esirleri kendi fakiriniz ve yetimlerle beraber doyurmayı öngörmüştür. İhtiyaçları olduğu halde yetimlere ve esirlere yedirirler. Kendi gıda maddelerini, ihtiyaçlarını, erzaklarını öngörüsü vardır Kur'an-ı Kerim'in. Ve ben özetle son cümlemi söylüyorum hocam, özür diliyorum. Bugünkü insan hakları evrensel bildirgesinden son derece ileri bir uluslararası hukuk normu tutmuştur Peygamber Aleyhisselam ve Kur'an-ı Kerim. Durum böyle olduğu halde maalesef bizim fıkıh kitaplarımız esirin öldürülmesini ya da köleleştirilmesini ön plana çıkararak hem Kur'an'ın ve sünnetin gerisine düşmüştür, cahiliye adetine dönmüştür, bunu bir kan davasına dönüştürmüştür. Ve bugünkü gelişen uluslararası hukuk normları karşısında da İslam hukukunun, İslami hükümlerin maalesef insanlık dışı bir boyut görüntüsü ortaya çıkarmıştır ki bu utanç verici bir durumdur. Dolayısıyla ben hocamdan şunu istirham ediyorum. Eğer varsa böyle bir çalışma beni bağışlasın, benim cahilliğime versinler. Hazreti Ömer rivayetiyle ilgili herhangi bir çalışma biliyor musunuz? Varsa en azından buradaki kardeşlerim, ben de dahil, bundan bilgi sahibi olan, eğer böyle bir çalışma yoksa, bu konudaki Bünyamin Erol hocamın ben kitabını bizzat altını çizerek okudum, çok sevdiğim, çok beğendiğim bir kitap, çok mükemmel bir çalışma, gıyabına tebrik ediyorum. Orada bile Bünyamin Erol hoca bu rivayetin etkisinden kurtaramamış kendisi. Dolayısıyla ben bu konuda eğer yapılmış bir çalışma yoksa, zaten halimizden böyle bir çalışmayı bir öğrenci ya da bir araştırmacıya görev olarak verir misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Harika bir konu dinledik.
Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Tuncay Hocam. Şimdi burada tabii bu İslam savaş hukukuyla ilgili epey bir çalışma yapıldı Türkiye'de. Mesela Ahmet Yaman'ın var Konya'da İslam hukuk hocası ve başkalarının da var. İslam savaş hukuku, Darül Harp, Darül İslam vesaire gibi konuları ele alan bir şeyler yapıldı. Ama bu uygulamalar ya yani savaştaki uygulamalar ne derece ele alınmıştır ama nasıl yorumlandı bilmiyorum. Tabii ben şöyle biraz da şöyle bakıyorum. O işte bahsettiğiniz ayet-i kerime falan bunların hepsi bir o andaki durumla ilgili hususlar. Yani o anda Bedir Savaşı daha yeni Müslümanlar kendi kendine geliyor ilk savaşları. Orada niye böyle yaptın diye Peygamberimizi uyarıyor Allah. Ama ondan sonraki uygulamalarına bahsettiğiniz uygulamalarında bir uyarı var mı? Niye öyle yaptın demiyor. Onlar da Peygamber duruma göre hareket edebiliyor. Şimdi burada anlaşılıyor ki mesela savaşın da kendine göre hukuku var. Bu Kur'an'da belirtilen ilkeler dışına çıkmama kaydıyla her zaman değişebilir. Mesela mukabeleyi bilmişsin. Diyelim ki senin esirlerini tutuyor, sen de onu tutuyorsun. Bırakmıyor, sen de bırakmıyorsun. Öldürüyor, acaba sen öldürecek misin? Ha işte orada biraz durmak lazım. Bunu yapabilir miyiz? Yani mesela işkence yapıyor, sen yapabilir misin? Yapamazsın. Mesela işkence yok İslam'da. Yani karşı taraf yapmış olsa bile. İşte aynı şeyi bazen İslam'ın yüce öğretisi bunlara izin vermiyor. Dolayısıyla bu gibi durumlarda, savaşla ilgili esir durumu vesaire gibi hususlarda mutlaka duruma o günkü, o anki durumun bir şeyde dikkate alınarak gerekleri, yapılması gerekenler ilkeler aşılmadan, çiğnenmeden yapılmalı. İşte Bedir Savaşı'nda niye efendim 10 tane okuma yazma öğreten esir serbest bırakılıyor, fidye veremeyecek durumda olduğu için. Yani bunu, bak yeni bir yöntem, hiçbir şey yok, parası yok, 10 tane kişiye okuma yazma öğret, serbestsin diyor. Bu yeni bir yöntem. Sen bunun yerine başka bir şey koyabilirsin, bugün başka bir şey koyabilirsin. Bugün savaş hukuku farklı şekillerde gelişmiş. Eskiden ne oluyordu? Savaşta elde edilenler esir, köle hükmündeydi. Köle yap, köle kaynağı, kölenin kaynağı, cariye ve kölenin kaynağı esasında savaşlardı. Günümüzde bu yok. Allah'a şükür ki yani böyle değil en azından. Yani köle ve cariye hukuku veyahut da böyle şey kalkmış yani işte resmen. Bu demek ki bugün de farklı bir takım uygulamalar olabilir, hukuki düzenlemeler olabilir, devletler arasında. Bunların hepsi zamanla şey yapılabilir. Yani o zamanki tarihsel süreç içerisindeki bir uygulamayı alıp da evrensel bir şeye bağlayamazsınız. İlkeyi ancak getirin evrensel noktada tutarsınız. Ama uygulama o yerel ve o zamanki şartlarla ilgili olabilir. Bugün değişebilir. Evet, teşekkür ediyorum.